kadar şu önümüzdeki birkaç ayı da bekliyor ve merak ediyor. Şimdi Yalçın Hocam, ben açık söyleyeyim, ben %50'ye Mayıs gibi varacağımızı hesaplamıştım. Olay çok hızlı, biraz benim tahminimden çok daha hızlı gelişti. İki şeyi sormak istiyorum size. Siz önümüzdeki yıl sonunda, yani bu yılın sonunda gerçekten %23 Merkez Bankası'nın dediği bir olasılık görüyor musunuz? 2023'te %8, 2024'te %5'i görüyor musunuz böyle bir şeyi? Bunun içine ama şunu ekleyerek soruyorum. Bir noktada faiz artırımına gidecek dedikodusu dolanıyor çünkü aynı zamanda içeride. Hani kesinlikle yok öyle bir şey ama bu iktidarın kesinlikle yok dediği neler yaptığını biliyoruz biz. Buna mecbur kalacak söylentisi var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir enflasyonda rahatlama bekliyor musunuz? Birinci sorum bu. Bir de bunun ikinci soru, bir iki de var, onu da bağlayarak anlatın. İnsanlara asgari ücret zammı yapılırken herkesin dedi, çok iyi asgari ücret zammı yapıldı, yüksek zam yapıldı. Ama ne kadar zam alırsanız alın, enflasyon bunu cebinizden çalar. Mümkün değil yani. Daha da yüksek yapılsaydı daha da cebinden çalacaktı. Bundan o şekilde kaçış yok. Buna da böyle birkaç cümle etseniz hocam. Şimdi öncelikle enflasyon konusunda Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yıl sonu için söylediği %23'lük değer aslında iki sayının orta noktası olarak bize söylüyor. Diyor ki işte %28'de %18 arasında bir yerde olur. Bu da %23'e tekabül ediyor. Şimdi 10 puan farklı bir bant olur mu? Bakın OECD ülkelerinde ortalama enflasyon %6. Onların ortalama enflasyonunun İki katı kadar sapmalı bir aralıkta enflasyon tahmin ediyoruz. Bunun böyle olmayacağını hepimiz biliyoruz. Üstelik Merkez Bankası'nın enflasyonu tahmin etme konusundaki karnesi başarısızlıklarla dolu. Tekrar ediyorum. Şimdiye kadar öngördüğü hiçbir enflasyon oranını tutturamamıştır. Sadece bu sene, geçen sene değil. 2002'den beri tutturamamıştır. Dolayısıyla orada söylenen değerlerin çok fazla itibar etmemek lazım. Ayrıca niye Aralık ayında enflasyon düşecek diyor Merkez Bankası? İşte çok sık kullandıkları bir şey var. Baz etkisi. Ne demek bu? İşte geçtiğimiz Aralık'taki 13,5'lük hesaplamadan çıkacak. Onun yerine yeni bir Aralık verisi gelecek. O da düşük olursa düşecek. Peki kusura bakmayın da sizin yapacağınız bir şey değil ki bu. Yani bu zaten aritmetik hesaplamada olan bir şey. Siz ne yapacaksınız ki enflasyon düşsün? Bu sorunun yanıtı yok. Yani Türkiye şunu bize söylemiyor, ekonomi yönetimi. Ben şu adımları atıyorum, bunların sonucunda da enflasyon şu gerekçelerle düşecek. Hiç öyle bir şey yok. Ekonomiye ilişkin ne sorsak ne diyorlar farkındasınız? Son özellikle 21 Aralık'tan itibaren kur korumalı mevduata bakın. İşte o var ya, işte ondan dolayı işte işler yoluna girecek. Biz diyoruz ki üretimde sorunlar var, kur korumalı mevduat devreye soktuk işte o zamanlar. Enflasyon var, kur koruma. Kardeşim dünyanın neresinde siz TL mevduatını dövize endeksleyerek ekonomik sorunların tamamını çözersiniz? Şu anda iktidarın hiçbir eylemi yok. Neye yönelik? Enflasyonu düşürmeye yönelik. Siz duydunuz mu iktidarda? Yani ben yakın takip etmeye çalışıyorum. Korkarım Emin Bey kadar yakın takip edemiyordur ama siz duydunuz mu? Şu adımları atacağız da enflasyon düşecek ifadesini duydunuz mu? Ben duymadım. Ki ben bütün raporları okuyorum, yayınlara bakıyorum, konuşmalarını takip etmeye çalışıyorum. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Yani şu adımları atacağız, bunun sonucunda enflasyon düşecek. Ne deniyor? Kur korumalı mevduat var. Yazın bir de turistler gelirse cebimize dolar girecek, işte dolar bollaşınca da her şey güzel olacak. Vallahi kusura bakmayın işler öyle çalışmıyor. Ocak ayında yaşanan enerji kesintileri bile sizin ekonomik büyümenizi olumsuz etkileyecek. Bunun Şubat'ta Mart'ta nasıl seyredeceği konusunda bize bir taahhütte bulunabilir mi iktidar? Şunlardan dolayı her şey iyiye gidecek diye. Bugün Türkiye'de ekonomiyi uzun vadeli ya da yakın planda yönetmek için herhangi bir politik uygulanmıyor. Bütün kur korumalı mevduat üzerine. Bunu da çok ağır bir faturayla yapıyorlar. Bakın
İşte telaffuz edilen rakamlar 300 milyar liraya yaklaştı ama artış nerede var? Şirketlere kambiyo vergisi getirdikten sonra var. Ne demek kambiyo vergisi getirmek? Aslında hazinenin cebinden sadece kur farkını telafi etmek değil. Ama aynı zamanda vergi almayarak da bir avantaj sunuyorsun. Bu bir kamusal maliyet değil midir? Kamusal maliyeti kim ödeyecek? O zaman şunu sormak lazım. Yani bu kadar kamusal maliyete katlanıyorsunuz da bu kamusal maliyeti düşük gelirlilerin elektrik faturalarını sübvanse etmek için niye kullanmayı tercih etmiyorsunuz da onlara yüklü oranda zam yaptınız? Ben kapa bildirilen şirket açıklamalarını görüyorum işte. Bir tanesi çok dolaştı, MMA edebilecek. Vallahi dedi biz dövizimizi bozdurar şu kadar milyon lira vergi avantajı sağladık. Şimdi enflasyonu düşürmenin yolu o şirkete vergi avantajı sağlamak sonucunu doğuran politikalarla mı olacak? Bakın dünya enflasyonu ciddi şekilde tartışıyor. Burada yayınlarınızda biz de daha önce konuştuk. Emin Bey her yayında bahsediyor. Amerika Merkez Bankası ne yapacak? İşte geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları yakından izlendi. İngiltere Merkez Bankası şunu başladı. Yapıyor. Biz Merkez Bankamızı Londra'daki toplantıya götürdük. Çok bir önemli. Neden? Sizce neden? Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati galiba iki hafta kadar önce yaptığı bir açıklamada aynen şu ifadeyi kullandı. Alıntılayarak söyledi. Biz dedi Merkez Bankası'nı önemsizleştirdik. Tekrar ediyorum bu benim ifadem değil. Yani ben köşemde de yazdığım için çok net biliyorum. Biz dedi Merkez Bankası'nı ve politika faiz oranını önemsizleştirdik. Ben önce bunu böyle irticalen düşünülmeden söylenilmiş bir söz gibi düşündüm. Yani sonradan düzeltmesi gelir falan. Görülen o ki buna gerçekten inanıyorlar. Merkez Bankası'nı işlevsizleştiren bir ekonomi yönetimi olabilir mi? Bugün Londra'daki geçmişteki bütün toplantılara Merkez Bankası ile birlikte gitmişti. Sizin sadece maliye politikanız değil, para politikanız. En hızlı etki gösteren yer para politikasıdır. Biz diğer ülkelerin enflasyonla mücadelesine biraz önce zikrettiğim ülkelere dikkat alın. Neden bahsettim? Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Fed dedim. Hiç oraların ekonomi bakanlarının maliye politikalarına atıfta bulunuyor muyuz? Biz ne yapıyoruz? Merkez Bankası'nı önemsizleştiriyoruz ve bununla da övünen bir iktidar anlayışına sahibiz. Kusura bakmayın. Dünyanın hiçbir yerinde buna. Merkez Bankası'nı önemsizleştirdiği için gurur duyan bir ekonomi yönetimi olamaz. Hayır ben sadece ya, emin bir soru soracak da ben şeyi merak ettim. Mesela Londra'da ne yapıyor sizce? Bunu bir ben de bir tam da bunu. Bu arada bakan Sayın Bakan kimlerle görüştüğünü bilmiyoruz. Eskiden toplantıya kimlerin katıldığını açıklanırdı. Bankacılarla ve yatırımcılarla görüşmüş. Eskiden biz bunların kimler olduğunu bilirdik toplantıdan önce. Açıklanırdı bunlar. Şu anda bilmiyoruz kimler katıldı toplantıya. Sayın Bakan çok iyi geçtiğini söylüyor. Tabii biz yarın o isimleri öğrenirsek soracağız nasıl geçti toplantıya. Çünkü daha öncekilere ilişkin çok şeyler duymuştuk. Burada hocam bir şeyi daha bize bir söyler misiniz? Merkez Bankası'nın raporuna ben düzenli olarak bakıyorum. Her günde güncelliyor. İşte bugün de gene güncelledi. Temel ekonomik gelişmeler raporuna bakıyorum. Enflasyon eğiliminin temel enflasyon eğiliminin %160'a geldiğini söylüyor. %160. Şimdi bu yo, ekonomist olarak konuşma şimdi. Yani diyor ki neyi gösteriyor işte, bu bize? Tam bunu hocamız bunu söylesin. Ne diyor hocam bize bu? Ne demek %160'a geldi? Ne anlamalıyız? Yani ortalama vatandaş için şunu söyleyelim. Enflasyon bizim en temel sorunumuz olmaya devam edecek ve yükselecek de yani önümüzdeki yakın dönemde de artmaya devam edecek. En basit haliyle böyle söyleyelim. Enflasyon gerçekten çok ciddi bir sorun. Yani bunun önemini anlatmakta ben yetersiz kaldığımızı düşünüyorum. İnsanlar işte siz de haberlerinize gösteriyorsunuz ne kadar yoksullaşıyorlar, ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyorlar. Ama tekrar ediyorum, bunu indirmek için herhangi bir çabanın olmadığını görüyorum. Ne Merkez Bankası kanadında, ben Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporu sunumunu izledim. Emin Bey de izlemişti büyük olasılıkla. Her soruya nasıl yanıt veriyordu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanının başkanlığında yürütülen Türkiye ekonomi modeli bizi başarıya götürecek.
Kusura bakmayın, Merkez Bankası teknik bir birimdir. Para politikası uygular. Sizin orada vereceğiniz yanıtlar çok spesifiktir. Şunu yapacağız, bu adım atacağız, işte para hacmini değiştireceğiz, faiz oranlarını değiştireceğiz, açık piyasada şu tür işlemler yapacağız. Hedefimiz budur, işte aktif büyüklüğü Merkez Bankası'nda da bilanço büyüklüğü şu kadar olacaktık da. Şimdi ne sorsalar, Cumhurbaşkanlığı'nın önderliğinde uyguladığımız Türkiye ekonomi modeli ihracatımızı arttıracak, biz de zenginleşeceğiz. Siz hiç FED'den Amerika'nın dış ticaretine ilişkin bir ifade duydunuz mu? Avrupa Merkez Bankası'ndan duydunuz mu? İngiltere Merkez Bankası'ndan duydunuz mu? Aslında belki Sayın Bakan Nebati haklı. Merkez Bankası'nı işlevsiz ya da önemsizleştirdik dediğinde Merkez Bankası da bu önemsizleştirilmiş rolü kabullenmiş gibi görünüyor. Yani Merkez Bankası bağımsız bir kuruluş olarak, hayır kardeşim, ben kanunun bana verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, nedir oradaki görev? Çok sık telaffuz edildiği için söylüyorum. Fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonu düşürmek. Bu Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir görev değil, kanunun verdiği bir görev. Ben kanunun verdiği görevi sahip olduğum araçları kullanarak yerine getireceğim. Ama siz bunu sorduğunuzda dış ticaret fazlası vereceğiz diyor. Nasıl vereceksiniz diye sorduğunuzda Allah Cumhurbaşkanı da başımızdan eksik etmesin, o var olduğu sürece de vereceğiz anlamına gelen cümleler kuruluyor. Peki ben şunu anlamıyorum. Siz diyorsunuz ya hiçbir şey yapmıyorlar ve yapacak gibi de görünmüyorlar. Yani olayı ciddiye almıyorlar, yeni bir adım atmıyorlar, ne yapacaklarını açıklamıyorlar. Hiçbirimiz bir program, ne bileyim, bir yıllık, orta vadeli, uzun vadeli, kısa vadeli hiçbir program duymuyoruz. Neden? Yani artık yapılabilecek bir şey kalmadı ve yapabileceklerinin yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını gördükleri için ve bunun bilincinde oldukları için böyle bırakalım, hani bir mucize olur da belki bu işten bizi kurtarır mı diyorlar. Yoksa bilerek ve isteyerek bu gidişata göz yumuyorlar, çünkü başka bir nedeni mi görüyorsunuz siz? Yani çünkü ben, evet, şimdi size dövizi sormaya korkuyorum mesela, enflasyon. Mesela şöyle bir ifade kullandı Nurettin Nebati. 50'nin altındaki zirveyi görecek. Bir şeylerin zirveyi görmesini bir şeylerin altında kalmasıyla yumuşatmaya çalışıp bir ifade gibi. Yani hangi seçenek? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi yapılması gerekenlerin yapılması halinde Cumhurbaşkanı'nın iddiasının yanlış olduğu resmi olarak kabullenilmiş olacak. Tekrar edeyim bir daha. Cumhurbaşkanı'nın bir iddiası var. Diyor ki faiz düşecek kardeşim. Niye düşecek? Hı. Ben bunu düşmesini istiyorum. Ama neden? İşte bu düşerse enflasyon düşer, bu düşerse yatırımlar artar, bu düşerse bilmem ne olur diye bir iddiası var. Ve şu anki ekonomi yönetimi, hem para politikası açısından söylüyorum, uygulayanlar açısından, hem de maliye politikası. Bunu ispat edebilmek için 84 milyonluk bir ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Ekonomik anlamda kaderiyle oynuyorlar. Cumhurbaşkanını haklı çıkarmak istiyorlar. Neden? Hatırlayın, daha önce çok işte sosyal medyada hala bulunan ünlü bir gazeteciyle katıldığı televizyon programında gazeteci şunu söylemişti. Bakın, siz faizi düşürdünüz, enflasyon da düşüyor. Hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı da evet, daha da düşecek demişti gülerek. Ama öyle olmadığını görüyorum. Şimdi bu politikasını değiştirsek de Cumhurbaşkanı'na ne demiş olacak? Vallahi kusura bakmayın, yani biz sizinkini denedik, olmuyor. Artık ekonomik kuramlarıyla örtüşen, piyasa dengeleriyle uyumlu yeni bir süreci başlatacağız diyebilir mi? Bunu diyen bir tane başkan çıktı Merkez Bankası'na, Naci Ağbal. Görev süresi ne kadar oldu? Kasım'dan Mart ayına kadar, 3 ay ya da 4 ay. Etkilerini gördük mü? Kurların gerilediğini gördük, enflasyonun düştüğünü gördük vesaire. Ama kim mutsuz oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neden? Çünkü faizlerin artmasına yol açtı. Peki politika faizini indirerek neye yol açtık? Bu akşam konuşuyoruz. Enflasyonu patlattık. Eylül başında %17 seviyesinde olan enflasyon bugün %50'ye dayanmış durumda. Kurları arttırdık. 8 lira seviyesinde olan faiz artırım indirim döneminin başlangıcını esas alıyorum. Olan kuru 13,5 lira seviyesine çıkardık. Piyasa faizlerini tamamını, biraz önce Barış Bey söyledi, İhtiyaç kredisi faiz oranı %30'ların üzerinde. İhtiyaç kredisi kullananlar da temel giderlerini karşılamak için genellikle kullanıyorlar. Ben endişe ediyorum ki bankalar yakında doğalgaz, elektrik faturaları için de kredileri falan sunacak vatandaşa. Ödeyecek gücü yok.
Peki bütün bunlar neden oldu? Cumhurbaşkanının yanlış olduğuna ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı dışında herkesin inandığı politikaları hayata geçirerek o iddiayı ispat etme çabası sonucunda oldu. Peki gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Neye yol açtı? Biraz önce reklam arasından önce siz demiştiniz Şirin Hanım, orta gelir tuzağı. Bu orta gelir tuzağını konuşurken Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 12 bin dolar seviyesinde. Şimdi ne kadar? 8 bin dolar seviyesindeydi. Biz artık orta gelir içerisinde değiliz ki buradan nasıl çıkacağızın derdine düşer. Biz şimdi tekrar orta gelir seviyesine girebilir miyiz çabasına soktular ülkeyi maalesef ekonomik olarak. Dolayısıyla neden yapmıyorlar sorusunun yanıtı, yapacakları şey Cumhurbaşkanı'nın iddiasını çürütecek şey olduğu için ondan kaçınıyorlar. Peki ondan kaçınmanın faturasını kim ödüyor? Şu an ekran başında bizi izleyen 84 milyon vatandaş ağır bir biçimde ödüyor. Evet, maalesef çok çarpıcı bu söyledikleriniz ve çarpıcı ve doğru ve üzücü tabii ki. Kim ister ki böyle olsun, hepimiz aynı gemideyiz. Çok güzel anlattı Yalçın Bey. Var mı sorun son olarak? Çok çok teşekkür ederiz. Bilmiyoruz yani, biz anlatıyoruz. Başında da söyledik yayının. Anlatmaya devam ediyoruz. Kimi zaman sanki suya yazı yazıyormuşuz gibi oluyor ama anlatmaya da devam edeceğiz. Çünkü gerçekten bu dönem ileride çocuklar, torunlar geriye dönüp baktıklarında pek çok konuşacaklar. Ne olmuştuyu iyice anlamaya çalışacaklar. Dolayısıyla her söylenilen kelime ve tespit çok çok önemli. Yalçın Bey, çok teşekkür ediyoruz bu nedenle geldiğiniz, katıldığınız ve analizlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Bence Yalçın Bey'den önemli bir manşet. Bunu unutmayalım. Endişe ediyorum ki yakında insanlar elektrik ve gaz faturalarını ödemek için bankalardan kredi çekmeye başlayacaklar. Daha üzücü bir şey olabilir mi? Ya eskiden ne bileyim, seyahate gitmek.